İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Artsah Ermenilerini korumaya devam ediyor. Batı Ermenistan Hükümeti Artsah Kurtuluş Hareketi ve Şuşi Yurtseverler Birliği Zoom toplantısına davet ediyor. Grigor Amirzayan'la günün konusu. Şahan Kandaharyan, İsrail Artsah Savaşı'na katıldı. Avukatın Albay Noray Aslanyan'ın tutukluluğunun başka bir kararla değiştirilmesine ilişkin dilekçesi kabul edildi. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Avukatlar Odası'na Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in tanınması nedeniyle açılan dava uluslararası antlaşmalara aykırıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Noel münasebetiyle Türkiye'deki Ermenileri ve diğer Hristiyanları kutladı. Batı Ermenistan Ermenileri meselesi üzerine. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Artsah Ermenilerinin haklarına ilişkin bir kararnameyi bu yılın 28 Eylül'ünde imzaladı. Kararnamenin ilk maddesine göre Batı Ermenistan, Artsah Ermenilerinin kendi topraklarındaki haklarını ve kurumlarındaki haklarını uluslararası hukuka uygun olarak korumaya devam ediyor. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın imzaladığı 28 Eylül tarihli kararnamenin ikinci maddesinde Ermenistan Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Artsakh Karabağ'ın Bakü yetkililerinin askeri güç tarafından kısmen veya tamamen işgal edildiği bir kez daha teyit edildi. 1920 tarihli Azerbaycan sınırının çizilmesi de dahil olmak üzere Sevr Antlaşması'nın 92. maddesi uyarınca Devletlerin kuruluşundan bu yana tüm Ermenilere karşı işlenen insanlığa karşı suçlar dikkate alınarak müzakereler yoluyla gerçekleştirilmesi gerekirdi. 98 sayılı kararnamenin 3. maddesinde 27 Eylül 2020'deki savaş durumundan bu yana Artsah'ın yerli Ermeni halkının acılarının 1948'de kabul edilen soykırım suçu konvansiyonunda terörün önlenmesi ve bastırılması sözleşmesine göre insanlığa karşı soykırım, Armenosit uygulanmasına tabi olduğu belirtiliyor. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agapramyan, Samvel Şahramanyan'ın imzaladığı ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'na uymayan kararı aşağıda belirtilen kararnamenin 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca iptal ve geçersiz kıldı. Bu 92. kararname onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi gazetesinde yer aldı ve yayımlandı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Kaprahamyann'ın 28 Eylül 2023'te Artsah Ermenilerinin haklarına ilişkin kararnameyi imzaladığını da hatırlatalım. Batı Ermenistan Hükümeti Artsah Kurtuluş Hareketi ve Şuşi Yurtseverler Birliği sizi 23 Aralık 2023'te gerçekleşecek olan Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Zoom toplantısı Ermenice olacak. Zoom toplantısı Paris saatiyle 10'da, Yerevan saatiyle 13'te gerçekleşecek. Toplantının teması Artsakh'ın bir geleceği var, bizim var. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. Dönem Milletvekili Grigor Amirzayan mikroblogunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygun'un Rus Barışı Koruma Birlikleri'nin Suriye'de barışın temeli ve garantörü olmaya devam ettiği yönündeki sözlerini aktardı. Sergey Şoygu, gelecek yıl Rus askeri birliği gelişen durum karşısında Suriye ve Arsak Karabağ'da barış ve istikrarı koruma görevini üstlenecek diye ekledi. Halbuki Arçak'ta artık Ermeni yokken. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ayrıca Rus ordusunun dünyadaki en aktif ve bilinçli ordulardan biri olduğunu da onayladı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye Grigor Amirzaya'nın yayınladığı videodan ulaşabilirsiniz. Beyrut'ta yayınlanan Azdak adlı gazetenin genel yayın yönetmeni Şahan Kandaharyan, Doğu Ermenistan'ın elektronik gazetecilerinden biriyle yaptığı görüşmede İsrail'in sadece Bakü ile stratejik ortaklık geliştirmekle kalmadığını aynı zamanda Artsax savaşına da katıldığını kaydetti. Bölgesel paralellikler kurarsak İsrail sadece Bakü ile stratejik ortaklık geliştirmekle kalmıyor aynı zamanda Artsax savaşına da katılıyor. Orada İsrail yapımı askeri teçhizat da vardı en azından beyan açısından çelişkiye dikkat etmek gerekiyor. Türkiye sadece İsrail saldırılarını kınamıyor, aynı zamanda İsrail'i Filistin halkına soykırım yapmakla da suçluyor. İşte çelişki de burada. Çünkü bu tür stratejik konularda Türkiye-Azerbaycan ikilisinin bu tür savaş durumlarına ilişkin farklı pozisyonları olamaz. Burada rol dağılımı açıklayıcıdır. Çünkü şu anda Türkiye-İsrail stratejik ortaklığı devam ediyor iptal edilmedi. Filistin halkının hakları meselesi dışında bu konulara Ermeni gözüyle baktığımızda Azerbaycan'la yakın işbirliği içinde olan İsrail faktörünün de Arsah Savaşı'na doğrudan katılımcı haline geldiğini görüyoruz. Arsah meselesinin medeni dünyaya kapalı olup olmadığı sorusuna Şahan Kandaharyan en azından Kanada'nın resmi açıklamasına göre hayır. Çünkü bu açıklama Kanada Dışişleri Bakanı tarafından yapıldı. Mahkeme, avukatın Arsa Savunma Ordusu Albayı Noray Aslanya'nın tutuklanmasının başka bir durumla değiştirilmesi talebini yerine getirdi. Noray Aslanya'nın savunma ekibi aşağıda sunduğumuz bir açıklama yaptı. Yaklaşık 6 ay süren yasa dışı tutukluluğun ardından birkaç gün önce 15 Aralık 2023'te bu kez yargıç John Hayrabetyan'ın başkanlığının yaptığı Yerevan Şehri Genel Ceza Mahkemesi, yasa dışı silah mühimmatı kaçakçılığı iddiasında bulunulan Arsa Savunma Ordusu Yedek Albayı 1. ve 2. dereceden savaş açı madalyalı Noray Aslanyan'ın savunma avukatı Armen Andrikyan'ın girişimiyle tutuklanmasının başka bir durumla değiştirilmesine ilişkin dilekçesini kabul etti. Savunma grubunun görüşüne göre sunulan deliller hem albayın işlediği iddia edilen suçu hem de değiştirme kararı verilmesine neden olan gerekçelerin varlığını çürütse de mahkemenin tutuklamanın yerine ev hapsi kararı vermesi olumlu değerlendirilmelidir. Savunma ekibi Albay Aslanyan davasında adaletin sağlanması konusunda tutarlı davranılacağını, buna duruşma sırasında asılsız suçlamayla ilgili soruşturmada yaşanan gelişmelerin kama kamuoyunun bilgilendirilmesine de dahil edileceğini bildirdi. Noray Aslanya'nın 1991-2022 yılları arasında Doğu Ermenistan ordusunda görev yapmış, yüksek askeri eğitim almış bir askeri komutan olduğunu hatırlatalım. Askeri işlerdeki önemli başarılarından dolayı kendisine birinci ve ikinci dereceden savaş açı gibi Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nden birçok madalya verildi. 2021 yılından itibaren Arsak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kadrosunda güvenlik dairesi başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Agung Atlı Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Türkiye'de faaliyet gösteren Medya ve Hukuk İşleri Bürosu ile Hollanda merkezli Avukatlar İçin Avukatlar adlı sivil toplum kuruluşunun ortak hazırladığı rapora göre Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in tanınması konusunda Dikranagert Avukatlar Odası Başkanı ve diğer 10 avukat hakkında açılan dava sürecinin uluslararası hukuka, sözleşmelere ve kararlara aykırı olduğu vurgulandı. Kaynağa göre Ermenilere yönelik soykırım Armenosidin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Dikranagert Avukatlar Odası Başkan ve üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle davaya dönüştürüldü. Her 24 Nisan'da yapılan duyurular için Dikranagert Avukatlar Odası'na 2017-2023'e kadar 7 ayrı dava açıldı. Adalet Bakanlığı yargı sürecinin başlatılmasına izin verirken Türk Ceza Kanunu'nun meşhur 301. maddesini dayanak olarak kullandı. Mahkeme sürecinin 4. oturumu 22 Aralık Cuma günü Dikranagert'teki 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek. Hollanda'da faaliyet gösteren avukatlar için avukatlar adlı sivil toplum kuruluşu Türkiye'de faaliyet gösteren Medya ve Hukuk İşleri Bürosu ile birlikte 22 Aralık'taki oturumda sunulacak profesyonel bir bakış açısı geliştirdi. Bu bakış açısına göre kanunun yargı süreçlerine temel oluşturan hükmü Türkiye'nin insan hakları alanındaki uluslararası yükümlülükleriyle çelişmektedir. Görüşte bu davaların özellikle Birleşmiş Milletler Uluslararası Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan ifade özgürlüğü ve Birleşmiş Milletler'in avukat ve hakimlerin bağımsızlığına ilişkin kararına aykırı olduğu kaydedildi. Son olarak mütalayı yazan Avukatlar için Avukatlar adlı sivil toplum kuruluşu ile Medya ve Hukuk İşleri Bürosu Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ni bu davaların reddedilmesi yönünde çağrıda bulundu. Türkiye'deki Asuri Süryani asıllı milletvekili ve Süryani Hristiyan Kilisesi'nin takipçisi Görgaslan, Aslan, X'te yer alan haberine göre ülkedeki tüm Hristiyanlar olan Rumlar, Ermeniler ve Asuri Süryanilerin Noel'ini kutladı. Başta Türkiye'de yaşayan Rum, Ermeni ve Asuri Süryani vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyanları tebrik ediyorum. Yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya barış ve sevgi getirmesini diliyorum. Tüm milletvekillerinin yeni yılını tebrik ediyorum diye yazdı. Milletvekili Görgastan ana dili olan Aramice'de. Aslan Medyaskop TV kanalına verdiği röportajda Türkiye'deki milliyetçi ve muhafazakar İyi Parti üyelerinin konuşmasına sert tepki gösterdiğini kaydetti. Biz buraya başka bir gezegenden gelmedik. Biz 12 bin yıldır bu toprakların sakiniyiz. Bunu neden kabul etmiyorsunuz? Diyen diğer milletvekillerinin kendisini Türkçe dışında bir dil konuştuğu için kınayan suçlamalarına yanıt verdi. 1918 yılının Mart ayı başında Artsah ve Zangezur'un savunulmasını güçlendirmek amacıyla Tiflis Ermeni Ulusal Konseyi'nin kararıyla Albay Melikşah Nazaryan komutasında Arsak'a gidecek olan Arsak ve Zangezur sakinlerinden oluşan bir alay oluşturuldu. Ganzak Yevlah demiryolu kapatıldığı için alayın Norbayazıt yani Gavar Dararak Yaz yolu boyunca gönderilmesine karar verildi. Alay Norbayazıt'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sevan şehrindeki Yelenovka'ya ulaşır. Yol Altı Türk köyünden geçer. İlk grup Tata saldırısının kurbanı olur. 70'e yakın asker ölür, çok sayıda asker ise yaralanır. Tatarlar telgraf direklerini yıktı ve Nor Bayazıt ile Yerevan arasındaki bağlantı tamamen kesildi. Bu arada Yeni beyazıt halkının Yelenovka yakınlarındaki saldırıdan tamamen haberi yoktu. Bilgi Yerevan'a ulaştığında Ulusal Konsey yeni kuvvetler gönderir. Amaç öncelikle müzakere etmek, başarısızlık durumunda ise yolu zorla açmaktır. Belli bir saatte heyet göle doğru gidiyor. Türkler gözlerinden yaşlarla heyetin ayaklarına kapanıp suçu kötü şeytana yükleyerek af diliyor. Kısa süre sonra Yerevan partizan alayı iki topla Yelenovka'ya gelir ve Norbayez'de doğru harekete geçer. Türkler Türk köyü Bıglu'nun ilk doğal surlarında ateş açar. Alay askeri operasyonlara girmek zorunda kalır. Kısa bir direnişin ardından Türkler kaçar. Beyaz'da giden yol tamamen kontrol altındadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuklular topluluğu tarafından seslendirilen Bitlis'in Ermeni halk şarkısı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.